karşısındakine bu yaprağı hiçbir zaman almamak lazım. Çünkü bu buradan besleniyor, suyunu, güneşini. Hiçbir zaman almamak lazım. Alınırsa da üzüme eresiye yakın, hani sararsın iyice diye alınır. Alınmasa da olur. Bu yaprak çok önemli. Salkımın karşısındaki. Salkımın çok. Karşısındaki mı çok önemli? Evet. Bu yaprak çok önemli. Üstü altını da çok almayacak. Ama şu karşısındaki de çok önemli. Hiç almayacağız. Hepinize, herkese merhabalar, günaydınlar, hayırlı sabahlar, işe gidenlere hayırlı işler, gönül dostlarım, sevgili, değerli YouTube ailem, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Nereye geldiniz? Salihli köprü başının hemen Adalan'ın yanı başında, yani Durasıl'ın arka tarafında görümcem var. Şahin'in kız kardeşi. Onlara geldik. İki tane kayısı ağacı var. Bir orada, bir de burada. Maşallah diyeyim. Güzel. Ha, buraya ne ekmiş acaba? Nedir bu? Bilmiyorum. Sanki bamya gibi de bamya'ya da çok benzemiyor. Ha, maşallah. 41 kere maşallah. Nazar değmesin inşallah. Bu da hünnap. Bizim köyde hünnaplar doğmadı daha. Burada doğmuşlar. Çünkü buranın farkı, havası, iklimi ılık. Ilıman memleket yani. Ilık memleketin hali başka. Hemen su kanalı buradan geçiyor. Ovası güzel. Buraların iklimi güzel ya gönül dostlarım. Hereye almış. Süper, şöyle tel örgünün etrafına. Ve işte böyle. Şurasında inekleri var şurada. Kayınpeder yapmış. Ellerine sağlık. İnek damı. Ben de böyle köydeki evimizin etrafına tel örgün şöyle kenara doğru bu şekilde asma sardırmak istiyorum. Keşke Zeliha kardeşimizin eşi bizim köyde olsa da bize de böyle hereklere sardırverse. Onlar bağcı. Bağcılıkla geçimleri, çiftçilikle 16 bölümde ovada bağı var. Zeliha'nın. Oradan yaprak basıyor, bir şeyler yapıyor. Çok güzel de yaprak basıyor. Bunlar da domatesi bak. Ne güzel. Kenara doğru dikmiş. Mis gibi. Erken saatler kalktık. Ben bahçeye indim. Nane götüreceğim. Nane koparacağız buradan. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik. Mis gibi. Bu yeni dünya. Bol çekirdekli olur. O da şöyle çok güzel görünüyor, çok güzel duruyor. Her yerde yetişiyor bu. İzmir'de de yetişiyor ama bizim köyde yetişiyor mu bilmiyorum. Kütahya'da. Ilık iklimi sever yeni dünya. Zeliha kardeşimizin evinde tam bir köy ovası. Değerli arkadaşlar, horozun ötüşüne kurban, tavukların ötüşüne kurban. Tavuklar burada çünkü neden hapsetmişler gündüz? Köpekler yiyor, şurada bekliyorlar. Köpekler bunları hemen yeyiveriyorlar. Civcikleri burada, kıyamam. Burada da yumurtadan yeni çıkmış civcikler var. Anne tavuk şu anda civciklerini kıskanıyor ve hak 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 diye bağırıyor. İmdat diyor yani. Bir şey yapmayacağım, yapmayacağım bir şey. Kıskanıyor yavrularını. Ah!
Arkadaşlar görüyor musunuz tavuklardaki hissi? Oradaki kuk yavrularını kıskanıyor ya, bağırmaya başlayınca bunlar da tehlike var, imdat diyor. Yani beni yabancı gördüler. Zeliha'nın eşi enişte çok çalışkan bir adam. Her şeyle ilgileniyor. Bağla ilgileniyor, tavukla, kediyle, köpekle, civciklerle, buzayla, inekle, koyunları da var. Her şeyle ilgileniyor. Çalışkan bir adam. İnşallah Allah gücüne güç katsın. Dün ikindi ezanından sonra Şahin'le köyden yola çıktık. Akşam Zeliha'lara geldik. Zeliha'larda çay içtik, kahve içtik, sohbet, muhabbet. Şahin beni bıraktı, İzmir'e gitti. Neden beni bırakıp İzmir'e gitti? Şahin'in düğün çekimleri var. Ben de burada Zeliha'nın yanında kaldım arkadaşlar. Bizim köyde ekinler daha bir karış kelle çıkarmadı. Burada ekinler ermiş. Biz buğday ve arpalara ekin deriz, ekin. Bu nedir? Şöyle hemen göstereyim kellelerini. Arpa. Arpa tarlası. Ne güzel ekmişler, güzelce büyümüş. Biçilme zamanı gelmiş bunu. Değer biçer biçecekmiş iş makinesi. Keşke elinden böyle orak olsa da haldır 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 biçiversem. Özledim eski günleri ya. Keşke bir denk geliversem. Zeliha'da orak vardır da. Tabii bu tarla kimin bilmiyoruz. Zelihaların değil. Bazı zelihaların. Özenle yetiştirilmiş. Bağ herekleri, bakımlı. Maşallah diyeyim, Zeliha kardeşimiz güzel bir yere yerleşmiş. Allah işlerine sindirsin. Burada da hafiften böyle yaprakların üteler gibi olmuş. Donlar bir şeyler diyeyim yani, kıra. Ama çok zarar ziyan yok. Maşallah. Zelihagillerin 2-3 yerde bağları var. Köye yakın olan bağlardan yaprak toplamadık. Köye biraz uzak olan bağa geldik. Bakalım buradan hayırlısı yaprak toplayacağız. Hangi yaprakları toplayacağını Zeliha biliyor. Ben bilmiyorum. Buraların toprağı çok verimli yahu. Hemen şuradan su kanalları geçiyor. Zeytin dikilmiş. Düpedüz tarla, düpedüz. Harika. Mısır tarlası da sizin mi Zeliha? O bizim değil. He, o sizin değil. Komşunun. Ne kadar düz burası ya. Çok güzel. İşte ben böyle bir tarlaya özeniyordum. Olmadı gari. Burası mısır tarlası. Herkese nasibi kadar Rabbim veriyor ya. Çok da uzak değil köve Zeliha. Aha böyle durum. Damlama döşemişler mısırların dibine. Çuvalı nasıl bağlıyor? Kendine doğru değil mi? Ha, şöyle ip takalım ondan. İnşallah. Siz yaprak toplayıp yaprak şey salamura yapıyor. Ha, salamura yapıyoruz, topluyoruz. Bugünlerde her gün geliyoruz araziye. Tabii. İyi mevsimi. Evet. Ama. Orada tak bakalım da. Gel yengecim, çuvalımızı sana bağlayacağız şimdi, ben de bağlayacağım. Önlük gibi bağlayacağız, toplayıp toplayıp koyacağız içine. Tamam, bağlayayım o zaman. Ne yapacağız? Şimdi ben de önüme bağladım. Tamam. Şimdi şu uç filizlerinden alacağız dedin. Şöyle olacak, alacağımız yaprak parlak olacak. Biraz taze uç filizlerden alacağız böyle. Salamuralığı böyle kırıyoruz. Şunlardan mesela. Gidip de hani buradan alırsak olmaz. Böyle taze olacak. Taze böyle. Uçlardan. Ha, uçlardan. Oo, çok taze, çok güzel. Ha, öyle yapacağız. Böyle tamam. Dömet ediyorum ben böyle şey geçirerek böyle. Dömet etmesen de olur, evde de edebilirsin. Dömet edin. Girelim yenge. Girelim. Girelim. Su şişeni al istersen. Alayım onu çuvalıma koyayım mı? Koy koy, bir şey olmaz. Böyle uçlarından bak. Böyle filiz parlak. Buralardan alırsak pişmez. Tamam. Filizlerinden, tazelerinden şeyde alacağım. Dömet etmedin. Evde de deriz onu şeydince. Bak. Tamam. Dömetli de alalım. Tamam. Ha, ama tamam. Böyle hem büyük olur hem taze olur, alabiliriz. Damarlı biz olur. Biliriz onu, parlak parlak. Ha, böyle parlak olacak bak. Tamam. Filizlerden. Tamam.
O çok güzel işte. Bak. Damarlı olmayacak. Damarlı alırsak yerken fasulye kılçığı gibi bu ağzımızda kalır. Kılçığı çıkar böyle. Salamurası basandan uzmandan bilgiler. Uzman. Öyle olacak. İnşallah çok uzmandan. Tabii sen bakıyorsun. Ben alırım öyle senin gösterdiklerinden. Tamam böyle uçlardan. Uçlardan. Çünkü zaten kart olur öbür türlü şeyi. Tamam. Alacağımız belli oluyor zaten, parlak oluyor uçlardan. Tamam uçlardan. Uç yaprağı diye namı vardır bunun. Uç yaprağı diye namı mı var? Ha, uç yaprağı olursa iyi olur böyle, sarması güzel olur, taze olur öyle. Asla öte geçmeyeceksin filizlerden. Aha bak, bak buna. Yaptın yengecim işte öyle filizlerden tutmayacağım. Bir tane alıyorum. İki tane de alabilirsin öyle. Üzümlere zarar verir diye. Tamam. Aha, üzümler ya. Almayayım. Ama İbrahim abin işte üzüm de olmasa bir tane almamız istiyor. O yüzden çok geziyorum ben. Tamam bir tane alalım. Ben de öyle mantıkla da öyle. Çok gezelim, bir şey olmaz. Bağımı geçiler yemiş gibi etmeyin diyorum. Tabii adam emek çekiyor. Bak bir tane ot yok, mis gibi temizlemiş. O yaprak topluyorum diye üzüme zarar verdikten sonra ne kıymeti kalır? Değil mi? Evet. Yani gerek yok. Çok emek var gerçekten. Yani çiftçilik hani kolay sanılıyor da çok emek var. Çiftçilik kolay olur mu Zeliha? Bak ne kadar güzel yani. Evet. Elinde. Gön- takipçilerimiz de gelsin toplasın, yengemin takipçileri. Canım benim ya, sağ ol, gönlüne bak, görüyorsunuz mu? Ha olsun. Gönül bu. Güzel. Hani kızının adı da Gönül zaten. Ama şey Zeliha, akşam kısarma nasıldı ya? Nasıldı değil mi? Öyle öyle dediler vallahi beni. Çok güzeldi. Heyecandan pek tadınca da güzeldi yani. Çok güzeldi. Sonra yedik ya daha. Benim oğlum bile sarmayı çok sevmiyor ama anne böyle olacak diyor. Dağılı veriyor ağızda. Yaprağı çok güzel pişmiş olacak taze diyor. Yaprağı çok lokum gibi dağılıyordu. Öyle dedi. O bile çok sevdim dedi. Ben de ondan dedim. Zeliha'nın hani bağının cinsi mi farklı diye. Çok güzel pişiyordu. Sultaniye üzüm bu, beyaz üzüm, o yüzden yumuşak olur yapraklar zaten. Ha, sultaniye mi bu? Ha, sultaniye beyaz üzüm. Bak. Tamam anladım cancağızım. Dedim yenge. Sultaniye. Ben yenge seni 2-3 gün dururuz keşeyle ama işte gel. 2-3 gün duramam bir tanem, nasıl durayım? Orada hani özlemler taşınacak. Parlak belli, parlaklardan. Bir tane alıyorum zaten. Alan. İki tane de alabiliriz şimdi. Öyle mi? İyi oldu değil mi böyle? Çok iyi oldu. Geldim, sohbet muhabbet konuştuk yine. Niye de insan dünyanın işi de ağır. Bahane olmayınca görüşülmüyor ya. İlla bir bahane. Bir şey olacak. Tabii bahane olmasa nerede geleceksin? Herkes öyle, herkesin işi gücü var. Kızlara sarı versin yengeye. Sarı vereceksin. Kevser'le Özlem'e sarı vereceksin. Yesin cibala. Cibala yesin. Çok güzel yaprak var. Aha bak bu. Bunu. Ha bu. Ha bu. Ha, çok güzel yaprak var dedi. Yaprak uzmanı. Dikkat şuna ederim. Bak yenge. Maşallah. 41 kere çok maşallah. Böyle taze şeyler. Çok güzel oldu. Ben inan ki böyle titreyerek koparıyorum. Çünkü çok emek var ya. Yanlış bir şey yapmayan diye. Maşallah. Mesela gelip de şu yaprağı alamazsın. Aha bak. Ha. Bak bu üzüm ya. Şöyle. Evet de bunu alamazsın. Şimdi onu da alamazsın. Bir de bunun karşısındakini, bu yaprağı hiçbir zaman almamak lazım. Çünkü bu buradan besleniyor, suyunu, güneşini. Hiçbir zaman almamak lazım. Alınırsa da üzüme eresiye yakın, hani sararsın iyice diye alınır. Ha. Alınmasa da olur. Bu yaprak çok önemli. Salkımın karşısındaki. Salkımın bu. Karşısındaki mı çok önemli? Evet. Bu yaprak çok önemli. Üstü altını da çok almayacak. Ama şu karşısındaki de çok önemli. Hiç almayacağız. Tamam. Onu hiç almayacağız. Oldu. Taze olsa bile. Hani bilelim biz de. Zaten bir salkım üzümün
42 tane yaprağa ihtiyacı varmış büyüyebilmesi için, beslenebilmesi için. 42 yaprağa? Evet, 42 yaprağa ihtiyacı varmış. O yüzden hassas darvanam. Açıkta kalırsa bu büyüyemiyormuş. Tamam. Kaç senedir uğraşıyorsun bağcılıkla Zeliha'cığım? Bağcılıkla bayağı 30 yıla yakın oldu yani. Sen uzmanın ötesinde profesyonel olmuşsun gay. Profesör olmuşsun. Onda. Maşallah diyeyim. Ama ben çok dikkat ederim. Yaprak olmazsa olmasın ama. Yengeciğim, üzümlere bak. Üzümlerimiz çok vermiş Allah bu sene. Maşallah bakalım. Ha, 41 kere maşallah. Lan nazardan olsun. İnşallah hastalık dolu. Bir şey gelmez. Dolu geliyse diyor, vurur diyor İbrahim abi. Vurur. Dolu gelirse vurur. Vurur. Daha şu anda inşallah Allah kesmeyi kestikten sonra kurutup para kazanmayı, bol bol kazançlarınız olsun. Çok bol olsun. Sağ ol yengem, inşallah. Çok bol olsun. Bir şey de bağcılık işte. Bağcılık da ovası güzel. Ha, toprağı verimli. Bir yılda iki mahsul alabiliyorsun hani boş araziden. Buğday ekip tarı ekebiliyorsun bir yılda. Ha, bir yılda iki mahsul alabiliyorum. Önce buğday ekiyorsun. Ha, sonra darı öyle alabiliyorsun bir yılda. Ha, iyi. İki mahsul. Onu ben bilmiyordum bak. Ha, buralarda alabiliyorsun. İklimi ılıman. Toprağı çok kuvvetli acar. Ondan gülüm. Don olayı fazla olmuyor burada. Fazla olmuyor. Allah'ım dedim ya. Bu sene dedim yaprak basamadım dediydim. Allah da denk getirdi. Her şey nasip aslında. Sadece vesileler, manalar olursa oluyor. Senin burada nasibin? Varmış. Varmış yani. Varmış. Sağ olsun, Allah razı olsun. Eniştenin de ellerine sağlık. Efendim Zeliş. Kevsere de yedir sarmadı. Tamam tamam, kevsere de. Kevsersiz olur mu, ben kuzumu hiç ayırmayayım. Halası. Ben kızıma şey ederim. Kevsere de aynı şekilde eşit. Özleme ne işi yaparsam kevsere de. Zeliha ile ayrıldık. Ayrı ayrı sıralara girdik. O bir yana gitti. Ben bir yana gittim. Toplayacağımız kadar toplayacağız yani. Ben kendime azalacağım. Zeliha'ya toplayacağız. O bunları basıyor, satıyor. Eline koluna sağlık. İnsanlar da alıyor. Efendim canım. Buradayım.
Baştayım. Taze taze yapraklardan, filizlerden bayağı bir şöyle yaprak topladık çuvala. 1 kilo kadar topladım ben. Maşallah. Bu bize yeter. Zelha ile ayrıldık. Ayrı sıralara girdik. O kendine toplayacak. Ben de kendime topladım. Zeliha bunları salamura yapıp satacak. Kendi topladıklarını. Ben de topladıklarımı İzmir'e götüreceğim. İşte böyle arkadaşlar. Bağ yaprağı nasıl toplanır? Hangilerinden toplanmalı? Sert olmayan, damarsız, lezzetli nasıl yaprak toplanır? Nerelerinden alacağız? Zeliha da bize gösterdi zaten. Enişte, geldin mi sen? Biz de motor diyoruz. Burada kimin ki? Koşa koşa geldik. Şey, ben burada bıraktıydım telefonları. Bir motor var dedik. Yabancı mı ki? Bir de telefonlar kayboluğu diye koştuk. O görmüyor. Ben görüyorum karşıdan enişte. Biz tavuğdaydık ya. Tamam, yeter kaybına. Göktaş mı atacaksın enişte bundan sonra? Bunu durdurmak için göktaş atarsan durur bu. Şey, filizler yani büyümez mi? Büyümez filizler. Üzümler iyi olur. Bunlar bişer, yeniye bırakacaksın gözler daha güzel olur yani. Yani. Göktaş'ın anlamı büyütmemesi için mi? Sıkması lazım yani. Her konuda faydası var. Faydası var. Çelik. Bayın ilacı göktaştır yani, diyorlar. Göktaş çok iyidir mahsule. Peki kül düşmemesi için bizim İzmir'de bir iki var, ben ne atmam lazım sence? Külleme ilaçları var. İlaç. Kükürt türü yani. Onlar var. Külle kükürdü karıştır sabah çiğde at diyorlardı. Heh. Doğru mu? Doğru, 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 doğru. Ben öyle yapıyorum da ondan sana sorayım dedim. Tamam. Sen onların nesini kırıyorsun şimdi? Bak şu palatırlar var ya. Bunları alırsan buca gider gücü. Bunlar yeniye lazım yani. Lazım olan kolları. Ama bunu ben kırarım başka. Tele göre ayarlarım yani. Bu yanına bakıyor değil mi? Bana hoş değil. Bu böyle bakması lazım. Buraya dönmesi lazım. Bağ şekli. Bunlar buraya dönmesi lazım. Yani olmayacak olursa bunu hemen dibinden kırarım buradan atarım yani. Vay bak hiç korkum yok, atıyorum yaprağı yani, güzelmiş alayım. Yüzüm olmayınca ne yapayım ben, yeniye de lazım olmadı. Öbürkünden gücünü almasın diye yani. Bu yüzümler bayağı olmuş yani. Çiçekten çıkmış. Kırdın evet. Yapraklarını. Bu boş zaten, bu alınır. Yeniye bana bir işe yaramaz mı? Yeniye bana hiçbir işe yaramaz. Bana yarayacak olan bak bunlar. Yeniye kalacak olanlar bunlar. Bunlardan bırakırım ben. Bunlardan. Telden tamam. Yukarıdan bırakmam. Telden aşağıda olacak benim şeylerim. Yani şekil vermem için telden aşağıda olacak. Aşağıdakilerden aşağı tele bırakırsın. Yukarıdaki yani bunlarda olanlar buraya. Bak bunlar demek ki başka bulamamışız. Bu kolu uzatmışız buraya. O kollardan bu da aynı bunun gibi olacak. Bunlar da yani. Yeniye böyle bırakacağın kolu bağlarsın. O gözlerden tekrar patlar yani. Tekrar üzüm yapacak kollar belli olursa. Peki sen bunun üzerine eğitim aldın mı yoksa babandan göre göre mi? Babamdan eskiden çiftlikler içindeyiz ya. Ona için. Ama benim titizliğim bak farkındaysan. Ot çöp var mı bağda? Bir tane yok maşallah mis yani, gibi. Bakarım yani. Hiç acımam masrafıma. Bakarım. Elimden geleni yaparım. Ya yaprak toplayacaklar. Şeyler gelecek diye ben ondan aldırsam. Yoksa ilaçlarım evin altında duruyor. Atacağım yani. Bak sabah yağmur çiledi. Bugün gece atmazsam yarın muhakkak atarım yani. İlaçsız olmuyor. Mecburen atacaksın yani. Bu taneleri büyütmek için ilacı var şimdi. Bu taneleri şimdi attığım zaman taneler daha iri oluyor. Daha güzel oluyor yani. Yani zaten üzüm salkımı adeti az bu sene. Yıldakine bakınca az. Geçen sene ayaz vurdu buraya. Geçen sene az aldım. Bu sene acık ondan iyi. İnşallah yeniye diyoruz yani. Leşberin karnı 40 yıl derler ya. Çok şey oluyor yani. Kesinlikle kolayla olmuyor. Aşağı yukarı bak bir torba dabanını attım ben bunu. Bir üstüne şeker verdim 25 kilo, 75 kilo. Daha da suyun önünden de veririm. Yürü atarım şimdi. Filiz yapsın, güçlendirsin bağı diye. Yani bak araya kapatamıyor bağ daha şimdiden. Üzüm kesimine kadar motor girmiyor bunun içine.
Kapatıyor filizler ikisinin arasını. Amale buluyoruz, açtırıyoruz bunları. Açtırmayınca motor duruyor, çarpıyor, olmuyor. Üzüm sarı olmuyor. Kestiriyorsunuz o filizleri. Ya boşları alıyorlar, gereksizleri. Aynı benim şimdi kırdığım gibi mesela. Gereksizleri alıyorlar. Çok uzun mu? Makasla tık ucundan acık alıveriyorlar yani. Yere değenler. Yok adekinler ellemezler. Sadece yere şey olanlar yani. Peki sen 30 yıldır bu bağcılığı yapan olarak eskiden de bu kadar ilaç var mıydı? Eskiden yoktu. Bizim çocukluğumuzda kükürtle göktaştı. Ama şimdi ilaçı herkes yok tane salkım büyüsün, yok külleme gelmesin, yok efendim göktaş filizi pişirsin. Yani çok ilaç atılıyor. Aşağı yukarı 27 milyar geçen sene ilaç borcu oldu benim. Ödedim yani. Çok masraflı oluyor. Gübresi var bunun. Yani dıştan göründüğü gibi olmuyor her şeye. Gübresi, mazuda bir ilaç atıyorsun. 1-1,5 milyarlık mazodun gidi ve geli ve bitiyor yani. Hayat. Ne yapacaksın? Mesleğin bulunmuş, yapacaksın yani. Çaresi yok. Bu işler böyle. Tamam enişte, senin fikrine göre neden bu kadar ilaç atılma gereği duyuluyor? Anlattın da. Evet. Atmasan verim alamıyorum atmasan diye mi? Atmasan hastalık yapar. O zaman iklimden mi bu? Hava şartlarından hava mı? Hava şartından. Bak böyle havalarda bornoz yapar bu bak. Bu havaları sevmez. Bornoz ne demek? Bornoz filizi yani hastalık gelir. Yeni bırakacaksın gözleri üzüm yapamaz yani. Geçen sene bak millet bornoz yakalattı. Ben yakalatmadım. Neden? İlacı günü geldi mi attım. Günü geldi attım. Hiç kasmadım yani. Bornoz gelmemesi için ilaç var mı? Ya var tabii. İşte bunların kükürt. Bornozu, murnozu, zehiri var, kükürtü var. Atıyorsun. Bunlar öyle hastalık olmuyor. Yoksa hastalıktan alamazsın yani. Üzüm bak şimdi bunun ilacı var. Bu salkımı dökmemesi için ilacı var şimdi. Dökmesin üzümler. Üzümü dökmesin diye ilacı var. Evde bekliyor. Atacağım yani. Bak çiçekler bazıları diye. Ondan acık bir iki gün sallayıverdim. Yoksa hemen ilacını açacağım yani. He. Bunlar var ya bak. İlaç yemediğinden bunlar bak. Üzümü döker bunlar. Salkım taneler seyrelir. Ama o ilacı atarsan taneler üstünde sabit kalır yani. He. Döküyor. Salkımı boşaltır yani. Hiç üzüm kalmaz üstünde. Bir çırpısı kalır. Gerisini döker yani. Döker. Allah Allah. O ilacı yemezsen döker yani. Eskiden nasıl dökülürdü? Dolu yağarsa dökerdi. Ya o, tabii ki. Babanın gününde bu kadar ilaç yoktu. Evet, yoktu. Eskiden yer bağdı. Böyle herek değildi. Yani şimdi her şey efendileşti ama masraflar da ağırlaştı. Hava şartlarından. Hava ilaçsız olmuyor evet, zaten. Evet. İlaçsız olmuyor. Evet. Ama gene de Allah bereket versin. Allah'ım yani şey yapmıyor bizi. Boş çevirmiyor. Az çok veriyor rızkımızı yani. Yiyecek kadar veriyor. Veriyor. Allah'ın adına şükürler olsun. Vermiyor dersek Allah'a yarışın işi yaparız. Ama bakarsan tabii mücadele edeceksin. Mücadele etmezsen işlenmeye verirsen olmuyor işte. Olsa da o kadar oluyor yani. Şimdi Zeliha'ya sordum da bana Zeliha dedi yaprak topla arkana. Sadece şu çıkmış gitmiş ya. Heh. Onların dedi şu tarafına dokunma. Sadece burada varsa al dedi. Ya ben işte de öyle aldım. Nereden aldı yani? Hayır, üzüme zarar vermemesi ya, üzüm, için. Üzüm tabii. Bunlar bak boşta ya. Bu uçtakiler bak. Bak kuru çubuğu görüyorsun. Ben bunları bak. Görüyor. Böyle atarım yani. Hiç ya. Faydası yok bunların. Bunlar ancak gücünü alır asmanın ama ben yara yapmamak için şimdilik ellemiyorum yani. Ellemiyorum. Yara yapmaması için. Bunları tamam, atarım. Tamam şu yapraklarını alalım o zaman. Tabii şunları. Uç kısımdaki üzüm yoksa atarım yani. Hiç acımam. Ama şimdi millet kırdırıyor. Üzüm şimdi buradan kırdım ya. Buradan su kaybediyor bu. Kuvvet kaybediyor. Kuvvet kaybedince ne oluyor? Asma yıprıyor. Su damlatıyor veya gücü gidiyor. Tamam. Aynı bir insanın yara olduğu gibi. Yara yapmayacaksın. Şimdi aynı atçın ilacını şeysini bağ kendi halinde bak ne biçim sulanmış bağ gibi benim bağ bak. Sulanık bağlar bu kadar değil ama işçiliği güzel yapıyorum kıştan. Kış ayında güzel işçilik yapıyorum ben bunu. Üşenmiyorsun sen? Üşenmiyorum. Üşenme işin yok senin. Karıştırıyorum işçilik yapıyorum. Bak iplerinde ot var mı hiç? Maşallah. Yani, her hangi bağımı gidersen git tertemizdir. Bakarsan oluyor bakmazsan olmuyor. Hem sana meşgule oluyor. Yani.
Hem de iyi oluyor. Bak üşenmedin geldin. Biz de Zeliha ile işte bayağı topladık yaprak. Evet. Üşenmem, öyle şeylik yoktur. Bak amelelere şunları aldırtırız sonra biz. Dip yaprak deriz biz bunlara. Siyah yapraklar var bizimle. İlk doğan yapraklar bunlar bak. İlk doğan bunları alırsın. Neden? Onlar bir işe yaramaz. Sade üzümü ilaç görmemeye etkiler onlar. Büyük olur. Üzümü ilacı göstermez yani. Onun için arasına girilmez diyor. Açtırdın mı daha şey oluyor. Anladım. Çok net anladım şimdi ben. Benim hanım diyor ki, ya diyor, ben de evlenmeden önce bu asmalar diyor, kendi dolanıyor sanıyorum buraya diyor, tellere. Kendi dolanıyor Zeliha. Obo diyor, bağlaması varmış bunun, kesmesi var. Yani tabii ki. Şimdi biz bunları, şimdi bu çırpıların bize hepsi lazım değil ki. Bu üzümü aldık mı, çırpı çok oluyor bunda. Yaprağı dökünce başlıyoruz kesmeye. Bırakacağımız kolu 7, 8, 6 çubuğuna göre bırakıyoruz. Gerisini hep atıyoruz ortaya çıkarıyoruz. Bak oradaki kuru çırpılar var. Ha buranın, gördüm. Buranın çırpısı onlar. Orada duruyor. Orada biz motorla gelip geçtikçe çiğniyoruz onu. Alıp gidiyoruz. Bir de zobanın üstüne kömür üstüne koyup yakıyoruz ya. Yakılır. Güzel olur bağ çubuğu. Bağ çubuğu güzel olur. Yok artık memleketler gibi değil yani. Meşe yok kızım bunlarda. Odun yok. Yemek pişirdik pamuk çubuğundan. Bu zeytinler de benim bak. Bakımlı. Çektim girince güzel bak. Geçen sene buradan bayağı güzel zeytin aldık. Onda pek yoktu. Geçen sene olanlarda bu sene az. Ama bu sene, geçen sene zeytin olmayan da bak çiçeğe bak. Ne biçim tohur var yani. Ha, tohur var evet. Tohuru çok güzel. Bir de su kanalı geçiyor dibinden. Su kanalı geçiyor. Onlar da suluyor. Allah bereket versin. Yağımız, şişemiz oluyor. Olur. Bak karşı yakaya da diktim bir sıra daha. Ufaklar var bak orada. Bunlar evet. Var. Yani dikersen bu yaparsan oluyor. Ama dikmezsen bakmadın mı olmuyor yani. Ne olursa olsun bakacaksın. Bakacaksın. Bakmadın mı olmuyor. Benim hanım nereye gitti? Nereye gitti bilmiyorum. Şimdi hangi iş olursa olsun yaptığın işte zevk almadın mı olmaz zaten. Olmaz. Seveceğim. İçinden gelerek yapıyorsan öyle olur. Öyle olmayınca olmaz yani. Ben bu işi çekirdekten gördüğüm için seviyorum yani. Bak bir gün gelmeyeyim. Bir gün hemen ertesi gün gelirim. Bakarım bağımın durumu nasıl. Ne yapıyor? Giren çıkan var mı? Şimdi siz gezdiniz ya buralarda bak. Ben bunları bu işçiliği mahsus yapıyorum. İlaç atarım. Motor izleri oluyor bunda. İşçilik çekerim. Gobul çekerim. Izgara deriz biz artık. Ondan şimdi gelirim buradan bakarım. Bak, girilmeyen yerde iz olmaz. Girilen yerde adam üzüm yaprak topluyor. Ameliye toplattırıyor icabında. Satıyor parayla. Senin gibi yiyecek kadar almıyor ki. Geliyor adam 2-3 kişi, 3-5 kişi topluyor satıyor çuvallarına. Senin üzümün açıkta kalmış, mahvolmuş demez yani. Elin bağından girip tabii. Allah üzümü Allah. Üzümü bile kesiyorlar ya. Üzümü bile. Aha bak şurada vardı komşunun. Onu adam bellemiş, bekledi, üzümü kaldı. Ya dalındayken bekledi. Neden? Adam ayşavuk oluyor o zaman, geliveriyor. Amale gibi gece kesiyor, dolduruyor kamyonu, hadi yeşile satıyor yani. Buralarda hırsızlık olayı çok oluyor. Allah yani hazır, işte, senin hazırladığın bağı. Senin ilacı atmışsın, masraf etmişsin. Ne yenesin adam? Sade çalıyor. Sadece nasıl bir hırsızlık bu enişte? Ya, çok kötü bir şey. Çok kötü, çok bizim köyde de bir sene cevizleri topladılar. Size, evet ceviz topladılar. Sizin o yanda da hayvan falan çalarlar. Yani olay. Evet gibi. Evet. Allah'ım. Bizim burada fırsat bulsunlar. Bizim burada bile çalıyorlar. Bak seni göstereyim. Karşıda çubuğun üstünde zeytin var bak. Adam böyle sergiye seriyor üzümü. Seriyor. Vay nasıl olduysa rahatsızlanıyor servisinin başında yatarken, otururken. Çocuklarını çağırıyor, geliyor. Çocukları bunu alıp gidiyorlar hastaneye. Yani salya gidip geri gelinceye kadar bak. Hastaneye gitmişler, geri gelince. Geliyorlar, bir bakıyorlar, sergi kalkmış. Sergide üzüm bak, yok. Üzümü kaldırmışlar. Aynı adamın kadar. Sergisini. Şimdi hırsızlar öyle yaygı ya, altında yaygısı var.
Senin gibi öyle kalktıracaksın, toplayacaksın yok. Bıçağı cırt cırt kaldırabileceği kadar. Kesiyor. Yüzümü hemen topluyor, atıyor arabaya. Topluyor, atıyor ya. Oradan kaldırdı, yola çıktı mı sen benim diyemiyorsun artık. Çünkü yolda bilemezsin, yolda götürdüğünü bilemezsin ki hangi kim, arabada. Ne bileceksin, kamera olacak da anca pil yapalım. Yakaladın, yakaladın. Yakalamadın mı malın gitti. Yalnız genellikle bilen kişiler yapıyor. Bu tarafın insanıdır o ya. Bilen kişiler. Ben onu... bu sahibini tanıyorum. Temsil. Tabii. Hastaneye gittiğini bilen biri. O adam oradan o an hastaneye gittiğini ne biliyorum ben? Ben bunların şeyi. Ben bilmiyorum bak sonradan duyuyorum. Demek ki takip ediyormuş adam. Onun hastaneye bir yere ayrılacağını takip eden bir kişiymiş. Haram olur ama haram olur ya. Çok kötü. Haram bakıyorlar işte. Eskisi gibi değil. Değil. Harama ne bakan yok adam diyorum. Adam zengin olayım da diyor. Gelsin bana da. Bağ yaprakları çuvala konuldu. Onları enişte motorla götürecek. Biz de Zeliha ile yayan gideceğiz. Evin yolunu tutacağız yani. Zeliha, ilgimi çeken ne oldu biliyor musun? İyi de çok sizin burada iyi de. Gelip aldık. Evet, bu baba gününden, kayınbaba gününden. Şuydu değil mi bizim bağ? He şu. He, şuradan da geçilebilirmiş Zeliha. Şurada. Ya, biraz zor olurdu. Zor mu olurdu? He. He, iyi deli bağ. Evet. Anladım. Şu zeytinlik de sizin. He şu. Maşallah. Zaten su kanalı baksana. Bura doluyor değil mi Zeliha? Doluyor. Doluyor. Çok korkunç akıyor. Çok korkunç akıyor. Çok kuvvetli akıyor. Sen musta ıslaslar. Ben burada senin sünnete geldik ya. Hı. Nasıl akıyordu löpür löpür korktum. Su olmasa buralarda hiçbir şey olmaz. Zeytinle her şeyler sulanıyor. Sulanıyor. Suyla oluyor. Hı. Tabii tabii. Mecbur. Sıcak öyle. Çok. Ovası yangın, sıcak. Çok yangın. Yangın. Düpedüz oldu mu tarla ben çok seviyorum. Yağmur tarlayı sevmiyorum. Tava içi gibi düpdüz olacak. Çok evet. Seviyorum. Ha, bilinçli bakacağım. Bilinçli. Bilinçli olmadık mı? Evet hiçbir şey. Biber bile yapamıyor. Olmuyor yani. Geldim arkadaşlar. Yaprakları gördüğünüz gibi Zeliha'nın bağından topladık. Getirdik. Çok şükür bin şükür kızmamış. Yani güzelce yemyeşil geldi buraya. Güzel yani. Ne yapıyoruz? Özlem şöyle sıralıyor. Ben de kavanozlara basıyorum. 2 kavanoz bastık. Şimdi bunlara basacağız. Yapraklar çok güzel maşallah. Hızlı hızlı inşallah. Kışında afiyetle yiyeceğiz. Nasıl basıyoruz arkadaşlar? Kuru basımı. Şu şekilde diziyor Özlem. Böyle diziyor. Yaprakları kıvırdığımızda sapları şey olmasın diye şöyle koparıyoruz. Şurasını. Şunları biraz koparıyoruz yarım. Şöyle katlıyoruz. Delmeyecek şekilde tabii ayarlıyoruz elimizle. Şöyle katlıyoruz. Sıkıca böyle böyle sarıyoruz. Çok kolay. Kavanozun dibine yerleştiriyoruz. Böyle böyle. Bir daha göstereyim. Şöyle yaprakları üst üste dizdikten sonra Özlem diziyor. Yavrum çok hızlı da diziyor. Sağ ol anneciğim. Ben elimde gösteriyorum da aslında yerde kıvırdım mı daha şey oluyor, hızlı hızlı oluyor. Şöyle şöyle sıkıca bayağı kıvırıyorum. Rula yapıyorum şu şekil. Kavanoza basıyoruz. Böyle. Bunda su yok, tuz yok, hiçbir şey yok. Sadece sıfır kapak. Sıfır kapağı kapatıyoruz başına. Hiçbir şey olmaz. 2 sene, 3 sene, kaç sene durursa dursun. Asla bozulma olmuyor. Böyle. Bu yeşil kalmıyor tabii. Sararıyor. Asit yapıyor. Kapağı şişiriyor. Mühürlüyor. Vakumluyor. Kaç sene bozulmuyor. 3 sene, 4 sene de durur. Çok duruyor ya. 2 sene garanti duruyor da. 3 yılda durduğu oldu bizim. Bakalım artık. Ama hava alırsa kapak sıfır kapak olmazsa bozuluyor. Kesinlikle bozuluyor. Küfleniyor üstü. Küflenmemişse zaten bozuk değildi. Böyle biz devam edeceğiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Maşallah hiçbir şey olmamış.
Biraz da şöyle Zeliha erik attı içine. Ekşi acı erik. İnşallah bir kısmını kavanozlara bastıktan sonra birazını da taze taze saracağız, yiyeceğiz. Dedi ki Kevser'e de verin, o da sarsın dedi. Kevser'e de veririz. Bak bunu Zeliha yapmıştı orada böyle. Bahçede. Halamın elleri. Halanın elleri bu. Bu şekil o salamura yapıyor ya. Hı hı. Biz kavanoza basacağız. Daha biraz daha üst üste diziyoruz. O böyle şey sırt sırt diziyor. Görüşürüz arkadaşlar başka videolarda. Videoya beğen atmayı unutmayın.